Hünkârım, bu mübarek Ramazan ayında ümmeti Muhammed'in yiyeceği ekmeği fırıncılar esnafı Ketudası size takdim etmek üzere getirdi. Eğer münasip bulursanız bu numuneye göre ekmek pişirilecek. Ebu Suud Efendi fermanımdır. Cümle esnafa duyurulsun. Bu mübarek Ramazan ayında bilhassa ihtimam göstersinler. Payitaht halkı tedarikinde sıkıntı çekmesin. Kanunlara göre alıp satsınlar. Benim koyduğum nartan bir dirhem dahi fazlasına satılmayacak. Bilhassa et ve ekmek her şeyden mühim. Başta sen olmak üzere İhtisap ağası ve diğer vazifeli kullarım esnafı teftişten hali bırakmayasınız. Siz merak buyurmayın hünkârım. Bizzat ben de alakadar olacağım meseleyle. Vaka Kadı Efendi gerekli tembihatı yaptı. Doğrudur Paşa Hazretleri. Bakalım fırıncı kullarım ekmeği nasıl pişirmişler. Hala. Bütün fırıncılar ekmeği nizami ağırlıkta ve renkte pişirmelidirler. Buğdayın içerisine zinhar, darı ve arpa karıştırılmayacak. Bir de un sıkıntısı çekilmemesi için en az bir aylık unlarını temin etsinler. Emr-ü ferman yüce hünkârımızındır. Ebu Suud Efendi, bu börekçiler ve kebapçılar başta olmak üzere yemek satan dükkanları ihmal etmeyin. Yemeğin iyi pişip pişmediği kontrol edilsin. Bir de bu tabak ve tencereleri yıkadıkları suyu bir defa kullanıp ikinci defa tekrar tabak yıkamasınlar. Kazanları ve kepçeleri kalaysız olmasın, vakitlice kalaylatsınlar. Hünkârım, siz bu kadar teferruata dikkat ettikten sonra bize yapacak bir şey kalmıyor. Bu yük evvela benim omuzlarımda Hoca Çelebi. Eğer reaya sahtekarların elinde mağdur olursa ben bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a veremem. Bütün kullarım Ramazan-ı Şerif'in huzur içerisinde geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Hünkârım, emirlerinizi vazifeli herkese ilan ettirip yarından itibaren teftişleri sıklaştıracağım. Âlâ. Paşa Hazretleri, müsaade ederseniz işlerimin başına döneyim. Evet. Kadı Efendi, yarın ben de katılacağım teftiş. Nasıl arzu ederseniz Paşa Hazretleri. Evladın Ahmet Çelebi nasıl? Afiyettedir inşallah. Sağlığınıza duacılar Paşa Hazretleri. Dikkatli olsun. Biraz da bu mübarek ayda dikkatli olsun. Bu herkes için geçerli Paşa Hazretleri. Hepimizin dikkatli olması lazım. Hayırlar olsun. Çok sağ olun. Kadı Efendi. Açık etme. Açık etme. Görelim bakalım. Hünkârımıza sunduğun numune gibi mi pişirmişsin ekmekleri? Elbette Kadı Efendi. Padişahımız Efendimizin tasdik ettiği ekmek gibidir hepsi. Böl bakayım şunu. Tamamdır Kadı Efendi. Hala. Ekmeği hünkârımızın emrettiği kanunlarımıza münasip bir şekilde pişirmişsin. Rabbim işini rast getirsin. Çok sağ olun. Fırıncı Halis Efendi'ye verdiğiniz cezadan sonra kimse cesaret edemez Kadı Efendi.
Efendim, hoş geldiniz. Hayrola? Erkenden satmışsın etleri. Yoksa ümmeti Muhammed iftar sofrası için erkenden alışveriş mi yaptı? Nerede erkenden satmak Adı Efendi? Az hayvan geldiği için kesecek koyun bulamıyoruz. Koyun bulamıyoruz. Ne demek oluyor bu? Ha? Günde İstanbul'da en az 4000 koyun kesilecek diye talimat verilmedi mi? Ne demek koyun bulamıyoruz? Aç mı kalacak millet? Kasap esnafının ketudağısına emirlerinizi ilettik Kadı Efendi. Öyle mi? Ses çağırın o ketudağıyı buraya. Hadi, hadi gelsin bakalım. Allah Allah. Koyun bulamıyoruz ha? Allah Allah. Kadı Efendi, kasap esnafının ketudağısı. Koyunlar nerede efendi? Boğdan'dan koyun gelmiyor. Eflak ve Boğdan her yıl 100.000 koyun göndermesi gerekirken Eflak kendisine düşeni yapıyor. Ama Boğdan Voyvodası koyun göndermiyor. Neden benim haberim yok ha? Divan-ı Hümayun'a da mı haber vermediniz? Şu mübarek Ramazan ayında ümmeti Muhammed'i etsiz bırakmak ne demek? Neden tedbir almadınız efendi? Karaman eyaletinden, Erzurum'dan neden koyun getirmediniz? Kış aylarında koyun getirmek çok zor oluyor. Zor oluyor ha? Koyun getirmek zor oluyor. Divan-ı Hümayun'a haber verseniz Sofya'dan Amasya'ya kadar koyun getirirdi size, anlaşıldı mı? Yıkın bu herifi falakaya, 100 sopa vurun. Aklı başına gelsin. Hadi. Yapmayın Kadı Efendi. Ben hadi, hadi. Bir şans daha verin. Ben de söyle esnafa, kendilerine becerikli bir ketuda bulsunlar, tamam mı? Ne olacak halimiz Kadı Efendi? Merak etme, buluruz bir çaresini. Bir çaresini buluruz.